Mastercard diyor, bu hamleyle kripto olanını coşturacak. Bunun üzerinde şöyle bir duracağız ve ne varmış ne yokmuş buna bir göz atacağız. Ki kendileri biliyorsunuz son zamanlarda piyasada korkunç derecede yüksek faaliyet gösteriyorlar. Mastercard bu hamleyle kriptoyu coşturacak dedik bakalım. Mastercard merkez bankalarını dijital para birimlerini keşfetme ve geliştirme konusunda desteklemek amacıyla Merkez Bankası Dijital Para Birim programını başlattı. Bu hamle CBDC'lere yönelik artan küresel ilgiye yanıt olarak geldi diyor. CBDC dediğimiz aslında şeylerin, devletlerin kendi kripto parası gibi düşünebilirsiniz. Bunlar genelde tabii stable coin mantığıyla çalışır. Kendi geleneksel para birimlerini kripto alanında da olduğu gibi ne yaparlar? Doğrudan bir stable coin misali oluşturarak karşımıza çıkarırlar. İşte dijital dolar, dijital euro vesaire gibi. Ayrıca bu yazı programı başlatmak için uygun bir zaman haline getirdi diyor. Şunu da ekleyelim bakın bu da önemli konulardan bir tanesidir. Yakın zamanda bunu ilk oluşturan taraf Ripple olmuştur. Ripple şirketi olmuştur bizzati. Ripple ilk etapta dedi ki biz bir CBDC programı başlatacağız ve bu noktada destek almayan tarafları merkez bankalarında işbirliğine davet ettiklerini açıkladılar. Öyle ki hemen ardından an itibariyle toplam 8 merkez bankasıyla zaten işbirlikli halde çalışmayı sürdürüyorlar. Bunlar içerisinde İspanya, Karadağ gibi taraflarda mevcuttur. Evet. Diyor ki Mastercard Dijital Varlıklar ve Blockchain Başkanı Demotaran şirketin çeşitli ödeme yöntemleri arasında birlikte çalışabilirliği artırma konusundaki kararlılığını dile getiriyor. Diğer taraftan bunun gelişen bir ekonomi teşvik etmedeki önemini vurguladı. Ağustos ayında başlayan CBDC programı dikkat çekiyor. Ripple, Consensus, Fluency ve Fireblocks gibi önemli ortaklarla işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Evet, Ripple'la da işbirliği olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki çok mantıklı bir şeydir bu. Yani alakalı bir durumdur. Çünkü Ripple piyasada bunu hem ilk gerçekleştiren ve şu anda aynı zamanda bunu en iyi gerçekleştiren taraf olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan kaynaklı olarak da genellikle piyasada sınır ötesi işlemlerde Ripple'la birlikte çalışmak tercih ediliyor özel sektör tarafından da. Diyor ki işte Mastercard ve CBDC inovasyona yön verebilecek işbirliği. Mastercard'ın CBDC programı CBDC'lerin geleneksel para türleri kadar kullanıcı dostu olması gerektiği inancından hareket ediyor. Şirket merkez bankalarının küresel ekonomiye yenilikçi ve değerli eklemeler yapmasını sağlayan çözümler sunuyor. Şimdi bakın şöyle mesela Ripple'la Mastercard'ın vizyonu aynı gibi gözükmesin. Mesela bunlar işbirliği de yapıyor. Şöyle işbirliği yapıyor. Ripple bir CBDC'yi merkez bankalarıyla işbirliği yapıp ne yapıyor? Oturup çay içip sohbet mi ediyorlar? Nargile mi içiyorlar? Öyle yapmıyorlar. Mesela bir CBDC'nin hazırlanması, bir CBDC'nin teknik anlamdaki gücü üzerine konuşuluyor. Tamam mı? Yani CBDC'nin nasıl diyeyim işte teknik gücünden bahsediyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki Mastercard'ın ana vizyonu bundan daha farklı. Mastercard'ın ana vizyonu bunun daha çok ödeme seçeneği olarak yaygınlaştırılması. Ripple diyor ki ne yaptık? Bunu kurduk mu? Kurduk. Tamam. Güzel oldu, güçlü oldu, ölçeklenebilir bir sistem yarattık diyor size falan. Tamam diyor benden bu kadar yani güçlü bir sistem kurduk diyor size ne kadar güzel. Mastercard bundan sonraki kısımda devreye giriyor. İşin teknik boyutundan ziyade bunun işlemlerinin ölçeklenebilir bir şekilde yapılması, hızlı yapılması gibi konularda yani bundan sonraki CBDC aktivitelerini kontrol edebilmek amacıyla ortaya çıkıyor. Böylece diyor CBDC'lerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle Uluslararası Ödemeler Bankası anketi
bankaların yaklaşık %93'ünün CBDC olanaklarını araştırdığını söylüyor. Diğer taraftan bunların %60'ının stablecoin'lerin CBDC ile ilgili çabalarını hızlandırdığını kabul ettiğini ortaya koyuyor. Evet, mevcut ülkelerin merkez bankalarının %93'ü CBDC'ler üzerine çalışıyor imiş. Bunu söylüyor ki bu çok yüksek bir oran bakınız. Aynı zamanda CBDC'lerin yaygınlaştırılması demek mecburen kripto paraların da yaygınlaştırılması ve kabul edilmesi gerek. Kanada tarafının yapmış olduğu teşvik programını hatırlayıp bir hafızanızı tazeleyiniz. Haricinde önemli bir konu olarak yine dediğim gibi bütün bunlar karşımızda. CBDC'ler ilerledikçe piyasadaki genel çalışma ortamı güçlenecektir. Kripto paraların ilerleyişi de büyük bir oranda güçlenecektir. Peki. Bu şekilde söylüyor. %60'ı da stable coin'leri kabul ediyor. Hani stable coin'ler üzerine çalışmak ve CBDC'lerle aralarındaki korelasyonu sağlamanın da bu noktada önemli olduğunu dile getiriyorlar. Mastercard CBDC'lere yaklaşımıyla açık veya kapalı CBDC modellerini savunmak yerine merkez bankaların benzersiz gereksinimlerini desteklemeye odaklanıyor. Şirketin birincil odak noktası ödeme yöntemlerinde seçenek sunmak. Ha, aynen. Ödeme yöntemlerinde seçenek. Hep söylüyorum ya, yani adamların zaten ana ilgilendiği konu ve genel kıstas bu yani. Buradaki genel husustur. Ayrıca teknolojik ilerlemeyi teşvik etmek. Diğer taraftan dünya dijital ödemelere geçerken istikrar, mevzuata uygunluk ve tüketicinin korunmasını sağlamak. Dijital bir gelecek için işbirliği. Mastercard'ın dünya çapında merkez bankalarıyla olan kapsamlı ilişki ağı var. Buna göre şirketi bu kurumlar ve CBDC alanındaki kilit oyuncular arasındaki işbirliğini kolaylaştıracak şekilde konumlandırıyor diyor. Mastercard'ın bizim piyasamızla da tabii bayağı ciddi bir ortaklığı bulunmaktadır. Onun da altını çizmek gerekiyor. Mastercard merkez bankalarını yaygın olarak kabul gören ödeme mekanizmaları ile birleştiriyor. Böylece dijital para birimlerine güvenli, sorunsuz ve değerli bir geçişe katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özellikle BIC daha önce çerçevelerini korumak için güvenli ve dirençli CBDC programlarının geliştirilmesine yönelik kılavuzlar yayımlanmıştır diyor. Evet, şu anda piyasada zaten CBDC çalışmaları devam ediyor ve ülkelerin yarışı da sürüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.